Ana optimize et sayfa. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu modifiye edilmiş olan Talkback. Erişilebilirlik. Bunu bir grupta gördüm. Normalde Android 13 ve üzeri sürümler için tasarlanmış. Yani kararlılığı ve modifikasyonu Android 13 ve üzeri sürümler için geliştirilmiş ama deneyeyim dedim, bakayım hani ben de bir yükleyeyim, kuruluyorsa çalıştırayım, bakayım ne gibi bir farklılıklar var diye. Çok bir farklılık yok, aynı bildiğimiz Talkback, sadece şu an Android 11'de ve Android 12'de olmayan özellikler var. Bir iki tane farklı özellik. Onun haricinde bir de uygulamanın temaları farklı. Yani Talkback ayarlarına girdiğimizde tamamen beyaz renkli bir tema karşılıyor bizi. Talkback menüsünü açtığımızda da gri renkli bir tema karşılıyor. Hemen giriş yapalım. Talkback TFB. Az görenler için söyleyeyim, uygulamanın ana sayfasındaki resim bile değişmiş. Yani normal Talkback'teki resimden çok farklı olmuş. Açıklamasını bir dinleyelim. Bakalım, burada çok az bir açıklama var. 4 öğeden 2-4 arasındakiler gösteriliyor. Normalde telefonda yerleşik gelen Talkback'te aşağı doğru kaydırdığımızda bayağı bir açıklaması vardı. Burada çok az bir açıklama var. Onu dinleyelim. Talkback açık olduğunda cihazınızı ekrana bakmadan kullanabilmeniz için sözlü geri bildirim sağlar. Talkback, ekranın zor görüldüğü durumlar veya ekranı görmekte zorluk yaşayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Talkback nasıl kullanılır? Öğeler arasında gezinmek için sağa veya sola kaydırın. Bir öğeyi etkinleştirmek için iki kez dokunun. Kaydırmak için iki parmağınızı sürükleyin. Talkback nasıl kapatılır? 1. Ayarlarda Talkback'i kullanmaya dokunun. Bir dış çizgi gösterilir. Bu çizgiye iki kez dokunun. 2. Onay mesajında durdura dokunun. Bir dış çizgi görürsünüz. Bu çizgiye iki kez dokunun. 4. Listede 4 öğe Talkback TFP adlı pencere. Evet, açıklaması bu şekildeydi. Şimdi ben Talkback kapalı. Telefonumda yerleşik olan orijinal Talkback'i kapattım. Bunu açacağım. Biraz geç geliyor. Açılması biraz geç oluyor. Bilmiyorum, belki de Talkback TFP kısa yolu benim telefonumdan kaynaklı bir sorundur. Bütün özelliklerini sorunsuzca kullanabiliyoruz. Ama özel etiketler bölümüne girdiğimizde uygulama donuyor. Ayrıca açılış da biraz geç oluyor. Biraz geç geliyor ekran okuyucusu. Talkback ayarlar. Kullanımda da birazcık bir miktar yavaşlık var tabi. Ama bu herkesin telefonunda böyle olacak diye bir kural yok. Belki özel etiketler bölümü başkalarının telefonunda düzgün çalışır. Belki kullanım esnasındaki yavaşlık başkalarının telefonunda olmaz. Hani belki sadece bu sorunlar benim telefonuma mahsus bir durumdur. O yüzden sizin bu uygulamayı kullanmadan önce herhangi bir ön yargıya kapılmanızı istemem. Bu sorunlar benim telefonumla alakalı da olabilir. Şimdi ayarlarına girelim. Talkback ayarları. Yukarı git düğme. Talkback ayarları. Talkback'teki yeni özellikler listede. Et ses metin okuma ayarları. Etkinleştirme ayrıntı düzeyi. Metin okuma ayarları dediği şey bizi normal Android'in metinden sese ayarları bölümüne atıyor. Herhangi bir farklılık yok. Ses ve titreşim. Et kontroller.
Oda özelleştir. Bir de bunda farklı olarak şu oda özelleştir bölümünü de kullanamıyoruz mesela. Orası da çöküyor. Bir de bunda farklı olarak Braille tablosu Talkback aç. Türkçe olarak ayarlanabiliyor. Orijinal Talkback'te İngilizce, Fransızca, bir de Arapça olarak ayarlanabiliyor Braille tablosu. Ama burada bir sürü dil var ve bu dillerin arasında Türkçe dili de var tabi. Talkback ayarla. Talkback. Talkback. Ses. Metin okuma. Ayrıntı düzeyi. Ses ve titreşim. Kontroller. Oda özelleştir. Burası orijinal Talkback ile aynı. Hareketleri özelleştir. Hiçbir farklılık yok. Menüleri özelleştir. Konuşmayı durdurmak için yakınlık sensörünü kapat. Anahtar kapalı. Etkinleştirmek için iki otomatik açıklamalar. Resimlerdeki simge ve metinler için. Bu orijinal Talkback'te yok. Ya da en azından benim kullandığım sistemde yok. Menüleri özelleştir. Etkinleştirmek için iki otomatik açıklamalar. Girelim otomatik, buraya bakalım. Otomatik açıklamalar. Simgeleri açıkla. Kapalı. Listede. Kapalıymış. Açalım bunu. Kapalı. Açık. İndirilen modülü sil. Tamam. İndirilen. Etiketlenmemiş bir simgeye odaklandığınızda açıklamaları duyarsınız. Tamam. Otomatik. Resimlerdeki metinleri açıkla. Açık. Et. 070 070 menüleri ö konuş otomatik açıklamalar Braille başlık Braille klavye et Braille ekran genel baş eğitim ve yardım et gelişmiş ayarlar et gelişmiş ayarlara bakalım iki kez dokun. Gelişmiş ses başlık şifreleri sesli oku. Kontroller. Özel etiketler. Burası bahsettiğim yer. Buraya tıkladığım anda program çöküyor. Özel etiketler bölümünü kullanamıyoruz. Etkinleştirmek için bir kez dokun. Öğelerin açıklanma sırası, ad, tür, durum. Saat biçimi 24 saat. Saat biçimi bu en azından benim kullandığım Talkback'te yok. Böyle bir okuma modülasyonu. Bu da yeni bir özellik olarak eklenmiş buraya. Pencere duyuru gecikmesini azalt. Anahtar açık. Farklı olarak bu geliştirici seçeneklerinde vardı. Bunu buraya çekmişler. Buraya almışlar bu seçeneği. Yazma ve klavye başlık. Buralar aynı. Yazma. Yazı yazarken dokunup basılı tutma klavye kısa yolları geliştirici ayarları gizlilik politikası hizmet şartları çıkalım bir de size Talkback menüsünün rengini göstereyim. Talkback menüsü sonraki öğeden başlayarak oku son söylenen ifadeyi kopyala konuşma dili ekranda ara ekranı gizle sesli komut, Talkback ayarları, metin okuma ayarları, Braille ekran ayarları, resmi açıkla, iptal, düğme, ONU ana ekranı, Apover Reg, Ultimate ekran ve Jordan, düğme, etiketsi, 09, ana sayfa. Evet, bu da böyle bir Talkback ekran okuyucusuydu. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu Talkback'i internetarşivi.org sitesine yüklerdim ama öyle tahmin ediyorum ki internetarşivi.org sitesi bunu da bir virüs olarak algılayacak ve silecektir. Bu yüzden bunu dosya.co ve dosya.tc sitelerine yükleyeceğim. Ve ben
sileceğim. Hani ben kullanmayacağım. Sadece sizler için paylaşayım dedim. Benim kullandığım TalkBack bana gayet yeterli. Sizlerin hoşuna gider diye düşündüm. Paylaştım. O yüzden ben sileceğim. Bir daha sefere bende olmayacak bu dosya. Sizler için önemliyse, kıymetliyse, değerliyse bu dosyayı alıp kolayca kullanabileceğiniz bir yerlere yedeklemenizi öneririm. Bu arada Bulut Mail.ru servisiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Bulut Mail.ru servisi artık Google hesabıyla oturum açmayı yasaklamıştı. Geçici bir süre için Google ile giriş yapabiliyorduk. Farklı bir hesap oluşturmamızı istiyordu. Ben farklı bir hesap oluşturamadım. Bu yüzden henüz uygulama Google ile giriş yapmaya izin veriyorken dosyalarımı alıp başka bir yedekleme servisine yükledim. Bugün kontrol ettiğimde artık Google ile giriş yapma seçeneğinin artık hiçbir şekilde görünmediğini fark ettim. Eğer dosyalarını hala oradan alıp da başka yere yedeklememiş olanlar varsa kendilerine geçmişler olsun. Artık Google hesabıyla Bulut Mail.ru servisine giriş yapılamıyor. Dolayısıyla oradaki dosyalara da ulaşılamıyor. 11.30 0 Durdur. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Erişilebilirlik ses düzeyi %100 olarak ayarlandı.